Rusya'nın Ukrayna işgalinin birinci ayını doldurduğu bu günlerde kaba kuvvetle hiçbir şeyin başarılamayacağını önce Ukrayna, Rusya ve bütün dünya öğrenmiş bulunuyor. Ukrayna'nın son derece güzel şehirlerinden biri olan Harkov'un birçok bu süreçte Ukrayna şehirleri öğrendik, yıkılıp yerle bir edildikten sonra Ukrayna Başkanı Zelenski'nin Rusça'nın resmi dillerden biri olabileceğini konuşabiliriz ifadeleri bize bunu hatırlatıyor. Böyle bir savaşa gerek mi vardı Rusça'nın? Yani Donbas gibi Rus ağırlıklı bir bölgede Rusça'nın resmi dil olarak kabulü için o bölgenin şehirlerden birinin yıkılmasına gerek mi vardı? Veya yine benzer bir şekilde bu ağır silahlı saldırı nedeniyle zor durumda olan Rusya için de aslında aynı şey geçerli. Biliyoruz ki işte istihbaratın son derece zayıf olduğu, 4-5 günde Ukrayna'yı genel olarak işgal edip iradesini teslim alacağını düşünürken birinci ayında halen Kiev'e girilmemiş olması da bize bunu gösteriyor. Rusya'da bu kaba kuvvetle hiçbir şey elde edemeyeceğini anlamış durumda. Bütün dünyada aslında bunu yeniden anlamış durumda. İnşallah herkes anlar tekrar şiddete başvurmadan sorunlarını çözmeye öğrenir, dersini alır. Ben bugün Türkiye'deki bir husustan bahsetmek istiyorum. Yargıyla ilgili yeniden önümüze şöyle bir skandal ortaya çıktı. Ata Dedeler çetesinin elebaşlarından olan Bahtiyar Çolak ve bir Amasya savcısı, isminin baş harfleri olarak biliniyor. Onun gözaltına alındığıyla görmüş olduk bu yargıdaki skandalı. Neden önemli? Ankara 22. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, daha önce Kobani olaylarını gören mahkemenin de aslında başkanıydı. O gözaltına alındı Ata Dedeler çetesinin üye olmaktan. Bu haberler aslında Ocak ayında Ata Dedeler çetesine operasyon yapılıyor ve işte yandaş olarak nitelenen Sabah gazetesinde ve Milliyet gazetesinde bunların haberlerini görüyoruz. Ama bu son 22 Mart'taki bu Bahtiyar Çolak'ın ve diğer savcının gözaltına alınışını buralarda göremiyoruz. Çünkü Kobani davasıyla ilgili olarak herhangi bir şüpheden azade olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuyla ilgili hiçbir haber göremiyoruz. Aslında Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı bu Kobani davasında pek çok başka yargı fecaati var. Bunlardan biri daha 14 yaşındayken olay anında, Kobani olayları olduğu zaman 14 yaşında olan ve aslında olay sırasında da Diyarbakır'dan 140 kilometre ötedeki Kulp'ta bir düğünde bulunan Mazlum İ'nin çocuk olduğu için isim baş harfleri veriyor. Onun 7 yıldır tutuklu olarak yargılandığını ve tabii 4 kişinin ölümüyle ilgili olduğu çok ağır cezayla istendiğini biliyoruz. Yani bu kadar açık hukuksuzluk olmasına rağmen bu Kobani olaylarının mahkeme görüldüğü mahkeme başkanını ile ilgili bu skandal durum göz ardı ediliyor. Aslında bu durum Türkiye'deki yargıyla ilgili bize çok şey söylüyor. Türkiye'deki yargı deyince Sami Selçuk aklıma geliyor. 28 Şubat'ın devamında olan 2001 Eylül ayında 2002 yargı yılının açılışında Sami Selçuk bir hukuk manifestosu vermişti. Yargıyla ilgili olarak bizim duyargalarımızı adeta açmıştı. Şunu söylüyordu Sami Selçuk. Yani yargı bir toplumdaki kirliliği düzeltebilecek durumdadır. Son durumdur. Yani eğer o yargı bu toplumdaki kirliliği doğru bir şekilde çözemezse artık tıptan örnek verelim. Bu kirli kanın vücuda yeniden dolaşması ve vücudu hasta etmesi ve sonunda da öldürmesine sebep olabilecek diyerek böyle bir analoji de kurmuştu. Bu yüzden yargı çok önemli, adil bir şekilde işlemesi çok önemli. Bu konuyla ilgili başkaların da aslında
soru işaretleri ortaya çıkardığını biliyoruz. İşte Şamil Tayyar bunların en önemlilerinden biri. AK Parti iktidarına da yakın olduğu için AK Parti MKYK'sında olan Şamil Tayyar Türkiye'deki yargıda bir FETÖ borsası olduğunu söylemişti. Bunu insanlar zaten hissediyorlardı yani onun söylemesinden hariç olarak ve bu nedenle de sıradan insanların birden bu iftirayla, bu etiketlemeyle hayatların alt üst olduğunu da gördükleri için sahte polislerin de bu tür olaylara sevk ettiklerini biliyoruz. Çok meşhur, herkesin tanıdığı Taha Akyol, aynı zamanda hukukçudur, onun bile 10 bin dolarlık bir aldatma işine karıştırıldığını görüyoruz. Yani bu pervasızlık, bu hukuksuzluk o kadar büyük bir raddeye varmıştır ki sahte polis operasyonlarıyla pek çok insan mağdur edilmiştir. Bu da bize gösteriyor ki sıradan insanlar hiç düşünülmeyecek olaylar nedeniyle mağdur edilmiştir. Ve insanların da çoğu kendilerini kurtarmak amacıyla çeşitli organizasyonlara giriyor. İşte Ata Dedeler Çetesi de böyle. Ata Dedeler Çetesi işte MİT kimliğinde kullanan kişileri görünce ve oradaki ifadeler de işte derin devletin istihbarat ağı olarak kendilerini tanıtan böyle bir gruba insanlar hükümetteki bazı işlerini görmek üzere giriyorlar. İşte giriş 10 bin lira, çıkışta çıkmak istediğin zaman gene 10 bin lira vererek çıkıyorsunuz. Yani insanlar ne diye hükümetteki işlerini halletmek üzere veya yargıdaki işlerini halletmek üzere bu tür gizli kapaklı insanlara para vermek zorunda hissetsinler ki. O kadar yargı mafyatikleşmiş ki sıradan insan kendini korumak için bu tür çete örgütlerin ağına düşmektedir. Aslında daha da trajik olanı Sedat Peker bize anlatmıştı. İzmir İl Başkan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtulmuş da benzer bir grubun içindeydi ve bu grubun yaptıkları nedeniyle aslında ifşa olunca içeri alınmıştı. Ev hapsinde bulunurken polis kıyafetini giymiş birisi tarafından öldürüldü acı bir şekilde. Yani bu bize yargının mafyatik şekilde çalıştığını ve herkesi de mağdur ettiğini, AK Partililer de dahil herkesi de mağdur ettiğini göstermekte. Buradan kurtulmak için en evvel tabii yetkililere düşüyor ama yetkililer de yapmazsa Türkiye halkı yargısını olması gereken şekilde düzeltmesi gerekiyor. Tek bir çözüm de bu konuların dürüstçe tartışılacağı ve takipçi olacağı bir ortamda ancak bu mümkün olabilir.